Değerli izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. Bir hafta nasıl geçti bilemiyorum. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ilk bölümümüz yayınlandı ve özellikle ilgi ve alakanız için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu tabii motivasyonla diyelim. Çok değerli iki konuğumuz olacak bugün bizlerle birlikte. Aydın Eroğlu ve Profesör Doktor Hüseyin Selimler bizlerle olacak. Piyasaları konuşacağız, Bitcoin'i konuşacağız ve doları ve borsayı tabii ki sizler için yorumlatacağız hocalarımıza. O halde gelin Bitcoin standartına başlayalım. Bir kez daha Satoshi TV'ye hoş geldiniz. Evet, yoğun bir haftaydı. Merkez Bankası faiz kararını verdi. Keza aynı şekilde Amerika Merkez Bankası da faiz kararını verdi. Bir taraftan dolar yen 160 ile son 30 yılın rekorunu kırdı değer kaybı anlamında. Birçok gelişme var efendim. O halde Bitcoin standardında öne çıkan başlıkları bir bakalım. Sonrasında konuklarımızı artık yavaş yavaş ağırlamaya başlayalım. Evet, gündemin öne çıkan başkanına baktığımızda ilk haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine dair. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika'ya planlanan ziyaretinin programların uyuşmaması sebebiyle her iki taraf için de uygun olacak başka bir tarih efendim ötelendi. Bir başka habere geçiyoruz. Merkez Bankası'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına ve parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri olacağını işaret etti ve haftalık faizi, politika faizini %50'de sabit bıraktı. Diğer taraftan Japon yenine dönelim. Az önce de paylaştığım son 34 yılın dibini gördü Japonya para birimi ve yendeki kan kaybı devam ederken Japon yeni dolar karşısında 160 seviyesine kadar aştı ve bu da son 34 yılın en yüksek seviyesi olduğu, her an Japonya otoritesinden bir adım gelebilir aşırı değer kaybına karşı. Tekrar içeri dönelim. İçeride lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre alkollü içecekler için oran 18'den %20'ye, diğer taraftan da gıda maddelerinin satışında uygulanan KDV ise %8'den %10'a çıkartıldı. Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da bir açıklama vardı. Bakan Şimşek KDV düzenlemesini değerlendirdi ve KDV artışının yapılmadığına dair sosyal medyada öne çıkan spekülasyonların da önüne geçmeye çalıştı. Ve buradan tekrar Amerika'ya dönelim. Amerika'da Republic First Bank kapatıldı. Amerika'da bir orta ölçekli banka sessiz sedasız kapatıldı. Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığı ve Fulton Bank'a satıldığı duyurulmuş oldu. Ve Amerika'da bankacılık krizine dair endişeler de devam ediyor. Eski IMF Başkanı'na döndüğümüz zamansa Rato'nun başı dertte, 63 yıl hapsi istendi. Bakıldığı zaman çok sayıda suçlama var kendisine dair ve 75 yaşındaki Rato, yolsuzlukla mücadele savcılığı Madrid'de tutuksuz yargılandığı bir davada 11 farklı mali suçtan 53 yıl, kara para aklamaktan da 6 yıl eski IMF Başkanı'nı hapis cezası istemiyle yargılayacak diyelim. O halde konuklarımıza devam edelim. Evet, şimdi konuğumuza geçelim ve meslek büyüğüm, benim için çok değerli bir isim. Onunla yayın yaptıkça da öğrendiğim bir isim. Duayen, ama tabii yaş olarak bahsetmiyoruz, bilgi olarak duayenden bahsediyoruz. Aydın Eroğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Herhalde sürçülisan etmedim umarım. Estağfurullah. İyi yayınlar Murat Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam kırmadığınız için bir kez daha. Bitcoin standardında biraz hem aslında bir doları da konuşuyoruz, genel piyasayı da tartışıyoruz ve Bitcoin'i de konuşuyoruz. İzninizle hocam bir raporu size danışmak isteriz. Citibank'ın önemli bir raporu konuşuldu hafta içerisinde biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın faiz kararına rağmen, faizleri pas geçmesine rağmen yine de Merkez Bankası'nın son dönemde atmış olduğu adımlar, sıkılaştırıcı adımlar beğeniliyor. Citibank da artık doları almayın, Türk lirasını alın şeklinde bir rapor paylaştı ve bu raporun en önemli kıstası da yakın gelecekte bir seçim olmayacak beklentisi ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın ortodoks politikalara dönmesi bu TL'yi tavsiye etmesine sebep olarak gösterildi. Hafta içerisinde dolar gerçekten de düşmeye de başladı. 32'lerde geçilemiyor. Seçim sonrası özellikle dolar fırlayacak diyen birçok analist vardı. Siz ne taraftasınız? Siteyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben
yeni Maliye Bakanı, yani yeni ekibin Merkez Bankası'nın başına ve ekonominin başına gelmesinden sonra zaten bakış açım farklıydı. Yapılması gerekenler Türkiye ekonomisinde ve Merkez Bankası'nda yapılmaya başlandı arka arkaya. Faizlerde de şu anda biz mevduat faizlerinde %65'ler gibi rakamlara da erişmiş durumdayız. Şimdi hal böyleyken kamuda bir tasarruf ve maliye politikalarının devreye girmesi söz konusuydu. Maliye Bakanı'yla da Merkez Başkanı'yla da bu konuda da her iki alanda da kararlılık görüyoruz biz Murat Bey. O nedenle ben artık dolarda ciddi bir yükseliş ivmesinden ziyade bunun devamında Türkiye'nin Haziran'da gri listeden çıkması ve onunla bağlantılı olarak da Türkiye'ye bir fon akışının başlamasını bekliyorum. O yüzden kurlarda yukarıya doğru çıkıştan ziyade aşağıya düşüşte risklerden acaba nasıl kaçınmalıyız? Bu önemli diye bu önemli görüşündeyim. Bunda da Merkez Bankası'nın rezervleri arttırıcı alım hamlelerinin gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye'de Merkez Bankası rezerv arttırmak için enflasyonun düşmesini kurların düşmesiyle sağlamaktan ziyade kurları belli bir seviyede tutarak en azından koruması çok daha uygun olur düşüncesindeyim. Ben pozitif düşünüyorum. Yani TL'nin uzun vadede dolara karşı daha yüksek getiri sağlayacağı kanaatindeyim Murat Bey. Hocam az önce aslında kredilerdeki yükselişle bahsettiniz. Hafta içerisinde TL mevduatları %67'ye dayandı. Özellikle konut almak isteyen vatandaşlarımız diyelim. Bakıldığı zaman yılda değil mi 600 bine yakında gencimiz de evleniyor. Ortalama konut fiyatları İstanbul'da 5 milyonu geçti ve özellikle 3 milyon TL'lik bir kredi için ödenecek toplam faiz tutarı yani miktarı diyelim 15 milyona geldi hocam. Sanırım bu kredi faizlerinde bu kadar çok yükselmesi de doları olan talebi azaltıp biraz TL mevduatlarına geçişi ve yatırım olanaklarında da konutu ve arsayı da biraz dışlanacak bir dönem gibi gözüküyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Tabii ki kesinlikle katılıyorum. Şu anda biz bir dönem kredili alınabilecek bütün yatırımlardan uzaklaşacağız Murat Bey. Özellikle bunların başında konut da geliyor. Biliyorsunuz daha önceki yıllarda biz konutu ekstra düşük faizlerle enflasyonun çok altındaki faizlerle fonladığımız için konutta ciddi bir değer artışı yaşamıştık. Bu bir müddet sonra yatırımcıların aldığı konutu yüksekten satma yönünde bir alışkanlığa dönüşmüştü. Ama artık kredi maliyetlerin çok ciddi artması bu yönde bir talebin tersine dönmesine neden olmuş durumda. Zaten amaç da bu. Her türlü tüketim, konut, otomotiv her alanda üretimin fonlanması dışındaki her alanda devletin talebi kırma, enflasyonu düşürme, kuru kontrol altında tutma niyeti diye görüyorum ben. O nedenle bir müddet Türkiye mevduat faizinin ya da para piyasalarında TL bazlı getirilerin çok daha döviz getirilerinden yüksek olacağı günleri yaşayacak. Konutta da biz tersine bir süreç yaşayacağız diye düşünüyorum. Az evvel siz de Amerika'dan bir bilgi paylaştınız. Amerika'da da küçük bankalar konut kredileriyle alakalı bir riskli dönem içerisindeler. Yani Dünya orada da genelinde bir konut kriz var. fiyatları düşüşü yaşarsak bu Türkiye'de konut fiyatlarında da kısmi bir geri düşüşün yansıması şeklinde bizim de karşımıza çıkabilir Murat Bey. Hafta içerisinde zaten hocam mortgage faizleri Amerika'da son 30 yılın en yüksek seviyesine geldi. Orada da ortalama ipotek tutarı da örneğin 5 sene öncesinde 1200 dolarken şu anda 2500 doları bile aştı ki Amerikalılar için zor bir süreç. Hocam hafta içerisinde Borsa İstanbul rekor kırdı biliyorsunuz 10 bin puanla. Ve geçtiğimiz hafta en büyük hikaye, geçtiğimiz sene daha doğrusu çok özür dilerim. Enflasyon var. Zaten TL aşırı değer kaybediyor. Ya Bitcoin alacak Türk vatandaşı ya altın ya dolar hani kısmen ve ya da borsaya girecek deniliyordu. Zorunlu istikamet olarak gözüküyordu. Şimdi TL mevduat faizleri Merkez Bankası'nın adımlarıyla %67'ye gelince piyasada Borsa İstanbul'daki bu 10 bin puan rekor ne kadar sağlıklı ilerler sizce hocam? Yani artık borsa Türk vatandaşı için öncelikli bir tercih midir sizce? Şimdi Murat Bey, borsa yatırımlarını sadece Türk yatırımcısı olarak görmemek lazım. Eğer biz sadece Türklerin yatırımcı olduğu bir İstanbul borsasından bahsedecek olursak, o zaman mevduat faizlerinin 67'lere dayandığı ortamda borsa kredi faizleri de aracı kurumlarda 85-90 düzeylerinde. Yani bu aslında borsa için çok olumsuz bir alan ama düşünemediğimiz ya da düşünmemiz gereken yatırımcı anlamında farklı bir kesim var. O da yabancılar. %70 yabancı takasının olduğu ortamdan
37'ler seviyesine inmiştik biz. Merkez Bankası'nın para politikalarının hataları nedeniyle, ama şimdi doğrular yapılmaya başlandığı için ben özellikle yabancı yatırımcının Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla da birlikte daha da artarak Türkiye'ye gelmesini bekliyorum. Bu nedenle bizim mevduat faizlerinde yüksek olmamız Borsa İstanbul'un yükseliş hedeflerini engelleyen bir durum söz konusu değil. Şu anki 37'lerden bizim 50'lere doğru yükselişimizin dahi Borsa İstanbul'da %50'lik bir yükseliş performansı yaratacağı kanaatindeyim. O nedenle ben Borsa İstanbul'da henüz önümüzdeki günlerde çok daha yeni TL bazlı zirvelerin görüleceğini düşünüyorum Murat Bey. Hocam çok haklısınız değil mi? Yabancı özellikle Borsa İstanbul'da son dönemde TL'nin aşırı değer kaybıyla birlikte çıkmıştı. Aşırı ucuz bir borsamız da var. Tekrar dönerse herhalde yeni bir hikayede olacak gibi. Hocam izninizle ben bir Bitcoin'e geçmek istiyorum. Artık Bitcoin'e satış izleyeceğimiz sizden bir duymak ister. Biliyorsunuz ödül yarılama gerçekleşti. Her 4 senede bir oluyor. Ben bunu biraz güneş tutulmasına da benzetiyorum. Çünkü 4 senede bir yapıldığı için bu ödül yarılama aslında bir doğal olay da bakıldığı zaman güzellik gibi de gözüküyor. 70 bin doların üzerinde rekor kırdık hocam. Biliyorsunuz bir önceki rekorda işte 60 bin dolarların üzerindeydi. Yani ilk zirveyi gördük. Teknik anlamda bir zirve tekrarlandığı zaman yeri neresi olur ve Bitcoin'e dair ne düşünürsünüz son dönemdeki performansına dair? Yani şimdi orada dünya genelinde de FED içinde olsun, dünya merkez bankaları ve paraları içinde olsun bir tedirginlik hakim enflasyon sebebiyle. O nedenle yatırımcılar uluslararası alanda da farklı alanlarda değerlendirme yapmak istiyorlar. Bunların bir tanesi tabii ki dijital paralarda Bitcoin öne çıkıyor Murat Bey. O nedenle yarılanma herkesin beklediği bir süreçti. O süreci tamamlarken önce biraz düşüşle geldik ama akabinde talebin yeniden arttığını görüyoruz. Şimdi orada bir önceki zirveyi geçtiğimiz takdirde bizim arada düzeltme yaptığımız destek seviyesiyle zirve arasındaki mesafe kadar daha yukarıya gitmesini bekleriz. Tekrar ediyorum, burada önceki dolar bazındaki zirvenin geçilmesi şart Murat Bey. Aynen. Çok da kritik bir yerdeyiz gerçi hocam. Yani haftalık kapanış bile o ilk zirveye tekrar altına da düşebiliyor. Özellikle halving sonrası ben bir tarihsel performansa da baktım. Bu halving ve diğer halvingler, önceki halvinglerde Bitcoin ilk zirvesini tekrar 6 ay içerisinde kırıyormuş. Yani bir 6 aylık bir süreçte de gözlemlemek gerekiyor Bitcoin'in performansını. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Her daim bize şans ve uğur getiriyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz bir konu? Sağolunuz, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok sağ olun hocam. Evet, Aydın Eroğlu'nu uğurladıktan sonra şimdi çok değerli bir akademisyene gidiyoruz efendim. Profesöre, Profesör Doktor Hüseyin Selimler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte. Bakalım bu dünyadaki aslında enflasyon kaygısı, geçim derdi, birçok konuda hocamız, değerli hocamız neler düşünüyor? O halde Hüseyin Selimler'i ağırlayalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bitcoin standardının ikinci bölümü. Dolayısıyla sizleri burada ağırlamak çok çok keyifli ve onur verici. Satoş TV ailesi olarak bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Sağ olun. Sizlerle birlikte olmak benim için de mutluluk verici. Sağ olun. Şeref duydum hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam hayat nasıl gidiyor? Profesörlük zor mu? Doçentlikten. Zor değil. Yani sadece kendi içinde bir süreç. Ama devamlı işte araştırma, okuma, o kısmı güzel. Geri kalan ünvan. Ünvanlar o kadar da şey değil. Önemli olan yaptığımız işin niteliği, kalitesi. Hocam siz çalışmayı da sevdiğiniz için size zaten hani bakıldığı zaman zorlamayacağını düşünüyorum. Çünkü çok hem hiperaktifsiniz hem çalışmayı seviyorsunuz. Ama bizim mesleklerimizin de benzer de bir noktası var. Öğreniyoruz değil mi hocam? Bilgi çok çok kıymetli tabii bir ki, şey. Çünkü bilmeden aslında yaşın da kıymeti yok. Çünkü 30 yaşına kadar ne öğrendiysek sonrasında öğrendiklerimizi yeni kendimiz de yaratmış oluyoruz. Biraz böyle felsefik olacak ama o yüzden bilgi dünyadaki en güzel şey sanırım. Tabii şimdi sizin yaptığınız iş gibi bizim de devamlı güncel rakamlar var. Bakın Merkez Bankası kararını açıkladı. Şimdi FED açıklayacak. Yani sadece bir temelde bir bilgiyle oradan devamlı konuşmuyoruz. Devamlı her gün bir şeyleri takip ederek güncellememiz gereken bir süreç. Şu anki programlarda bu şekilde. Dolayısıyla biz de belli bir bilgi üzerine devamlı bir şeyler eklemek zorunda kalıyoruz. Hocam bir şey soracağım. Size daha mı şu anda kıymet bindi akademisyenlere? Çünkü daha önce Bakan Nebati aslında çok ampirik bir şey uyguladı ve hani sessiz sedasız şu anda hiç kendisinden yorum dahi duyamıyoruz. Biliyorsunuz hani bir şey denedi ve o denediği bir şey aslında Türkiye'ye şu anda çok ciddi bir sefalet de getirdi. Hatta sevgili Gaye'den de editörümüzden de bir rica edelim. Hakan Kara da bununla ilgili de bir tweet atmış hocam enflasyona dair. Arjantin'in şu anda denediği şey Türkiye'de
Fed'in geçmişte yaptığı denemeye benziyor. Aslında çok tehlikeli bir nokta. Enflasyon grafikleri görüyorsunuz, almış başını gidiyor. Faiz de enflasyonun altında. Bunu neden denedik ve akademisyenlere o dönem ya yapmayın demesine de çok da kulakta asmadı baktığımız zaman AK Parti yönetimi. Ama aynı AK Parti ekonomi yönetimi bu defa ortodoks politikalara döndü. Yani size kıymet verdi. Ne oluyor o tarafta? Onu öğrenmek isterim açıkçası. Orada Sayın Nebati'nin bilgi düzeyini zaten tartışıyorum. Çünkü kendi aldığı kararlar değildi. Merkez Bankası Başkanı'nın da kararları kendi aldığı kararlar değil. NASA dayandırıldı. İşte enflasyon sebep, faiz, sonuç gibi ya da tam tersi ikilemler devamlı gündemde bir konuşmalar oldu. Aslında dünyada bakın 2021'de enflasyon birçok ülkede gündeme geldi. 2022'de her ülke faiz artırmaya başlandı. Dünyada sayılı Merkez Bankası 2-3 tanesi enflasyon artarken faiz düşürme sürecine girdi. Bunlardan biri de Türkiye. Dolayısıyla burada bazı uygulamalar teorilerle... Türkiye gibi rezervi olmayan ülkeler değil mi hocam? Zaten ihtiyacı yok yani. Hani indirmesi gereken ülkeler Türkiye. Tabii ki. Bakın Rusya bile savaş zamanında faizlerini birden arttırdı. Biraz normale dönünce indirmeye de başladı. Yani burada sizin faizi arttırmama enflasyon artarken bu türlü bir sürece girmeye, didişmeye gerek yoktu. Faiz arttırırsınız bugünkü gibi. Ama ne oldu? O dönemde enflasyon artarken faizinin kararları aynı ekiple yapılacağı zaman faiz arttırma bir samimi olmayacaktı. Ciddiyetten uzak olacaktı. Dolayısıyla seçimler sonrası farklı bir yönetimle faiz arttırma sürecine girdi. Ama enflasyon yine artıyor. Çünkü neden? Biz gerçekten adım atmamız gereken aşamalarda bu adımları atmayınca daha sonra daha köklü tedbirler almaya başladık. İşte sadece faiz artışıyla değil, makro ihtiyati politikalarla bunu uygulamaya koyduk. Hatta işte siz de biraz önce belirtmiştiniz. Son Merkez Bankası para politikası kararında da para politikasının gecikmeli etkilerinden bahsedildi. Yani evet. Şu ana kadar düzgün adımlar attık. 8,5'tan 50'ye getirdik. Ama bazı şeyler hala istenildiği gibi değil. Yani o %50'lik faizin politikası... etkilerini biraz daha gözlemleyeceğiz değil mi? Hemen böyle ha deyince ekonomide herhalde etkileri göremiyoruz. Hocam umutlu musunuz? Yani siz akademisyen olarak parametrelere bakıyorsunuz. Sürekli siyasetçiler bize umut veriyor. Ben de çok da güvenemiyorum artık siyasetçilere. Baktığımız zaman hayat pahalı almış başını gidiyor. Türkiye maalesef sefahat endeksi dediğimiz endekste enflasyon hissi topladığımız zaman dünya sıralamasında Arjantin'i geçiyoruz artık neredeyse. Sizin umudunuz var mı? Biraz hani dürüst olacağınızı bildiğim için. Yani biz bu enflasyonu ne zaman yeneceğiz ve gerçekten gelir kaybı olan emeklerimiz, asgari ücretlerimiz, gençlerimiz ne zaman umut beslemeye başlar sizce? Ya Murat Bey, tabii ki umutlu olmak istiyoruz. Sonuçta bizim ülkemiz, bizim vatandaşımız. Yani bizim yaptığımız yorumlar ne olursa olsun keşke iyi olsun, iyi şartlarda yaşayalım. Yani biz siyasetçi gibi bir beklentimiz, amacımız yok. Biz var olan rakamları yorumluyoruz. Rakamlara baktığımız zaman da gidişat tabii ki iyi değil. Şimdi faiz 8,5'tan 50'ye çıktı ama enflasyon hala yükselmeye devam ediyor ve Mayıs'a kadar da yükselecek. 70'ten sonra iyi ihtimaller gerçekleşirse nedir bu? En azından baz etkisi devreye girerse enflasyonun düşüş bekleniyor. Şimdi dolarda yatırımcılar seçim öncesi ben de yükselme ihtimali yüksek olduğunu söylemiştim ama piyasaya müdahale gibi etmenler ya da yazın turizmdeki veriler iyi gelirse dolar girişi olacak, yabancı yatırım gibi senaryolarla şu an dolar üzerinde bir baskı var. Tabii ki iyi olmasını istiyoruz. Örneğin ama baktığımız zaman 16 milyon emekli var, emekli maaşları bir sıkıntı. 8 milyon asgari ücretli var, bu sene asgari ücretin tek kez belirleneceği, yani Temmuz ayında bir artış yapılmayacağı söylendi. Aynen. Ama enflasyon hala artış devam ediyor. Vatandaşlar enflasyondan dolayı bezmiş durumda. Bunun yanında piyasada firmaların fiyatlarla ilgili fahiş fiyat uygulaması, gramajlarla oynaması, paketlerle oynaması gibi vatandaşın biraz da aldatıcı yöndeki faaliyetleri vatandaşı huzursuz ediyor. Bunun yanına bakıyoruz, vatandaşın oylarıyla seçilmiş kişilerin evet kendi paralarıdır, istediği gibi harcayabilir ama ülkenin içinde bulunduğu vatandaşın satın alma gücü eridiği bir ortamda bu türlü göstermelik yaşayış tarzları ya da belediyelerin şaşalı harcamaları, 115 bin civarındaki makam aracı insanları ben rahatsız ediyorum. 800 milyon liraya çerez, hani çerez parası gerçekten de. Sayın Mehmet Şimşek'in yıllar önce bir röportajı vardı. Diyordu ki yani bu paraları kamudaki araçları satarak Türkiye ekonomisinin çerez parası bunlar. Bunlarla ekonomi yönetimi olmaz deniliyordu. Şimdi kamuda arabalar satılıyor biliyorsunuz hocam.
Maalesef geldiğimiz nokta sanki çerez parası da muhtaç kaldık gibi ama anladığım kadarıyla yine de hatanın ve zarar neresinden dönersek hani kârdır kısma da geldik herhalde değil mi hocam? Yani en azından doğru adımlar atılıyor. Para bulacak bize de böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Yani Sayın Şimşek biliyorsunuz hafta içerisinde İslam Kalkınma Bankası'nın genel toplantısına gitti. Daha önce IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katıldı. IMF'yi kesin kesin reddetmeye devam ediyor. Bir standby anlaşması tartışılıyor. Sizce para bulmak için mi Sayın Şimşek yurt dışı temaslarda yoksa yani zaten gelecek mi para sizce? Tabii şimdi Merkez Bankası Başkanı yurt dışına gidebilir. Bakanlar yurt dışına gidebilir. Kendimizi tanıtabiliriz. Çünkü Türkiye sonuçta bir yıl içerisinde 227 milyar dolar civarında bir borcu çevirmesi gerekiyor. Gerek borçlanarak gerekse ödeyerek. Paraya ihtiyacımız var. Cari açık, dışarı açı ortada azalmakla birlikte biraz da olsa ortada. Rezervlerdeki durum dalgalanıyor ve istediğimiz seviyelerde henüz değil. Dolayısıyla paraya ihtiyacımız var. Kendimizi anlatabiliriz parayı bulmak için. Ama şu an bizim burada baktığımız zaman ekonomideki bazı şeyler, örneğin araç, evet 115 bin araçta 1500 tane satmayı planlanıyor. Tabii ki bu çok ufak bir rakam. Yani gerçekten ihtiyacımız olandan biz tasarruf etmekten ziyade israfı kesmemiz lazım. Yani biz de bir şey yapıyoruz diyor siyasetçiler herhalde. Yani hep tabii ki, borç çünkü yazmıyoruz, enflasyon yaratmıyoruz. Hani biz de arabamızı satıyoruz diye vatandaş herhalde güven vermek istiyor. Tabii ki yani bu da öyle. Vatandaşın huzursuz olduğu nokta o. 1500 araçla ki Türkiye'nin 1500 aracının satılması ihtiyacı yok. Ama burada bir semboliktir. Hükümetin tasarrufa veyahut da bu israfı önleme yönelik hareketleri önemli. Niye bu dönem daha önemli? Çünkü vatandaşın alım gücü düşmüş, enflasyondan muz verip ve bu şaşalı şeyler de vatandaşın gözüne batıyor. Evet. Dolayısıyla vatandaşın gözüne bir nebze hareket etmekten kaynaklanan bir şey. Yoksa 1500 tane aracın satılmaması Türkiye gibi bir devletin çok da hani yarasına merhem olacak bir şey değil. Ya bu ülke çok büyük gerçekten. Ekonomisi, insanı, kalbi, her şey çok böyle değişik bir ülkeyiz. Yani istesek bu performansla yani güçlü kaslarımızı bir çalıştırabilsek Türkiye bambaşka bir ülke olacak da hayal işte hocam. Hocam son tabii olarak bakın, Bitcoin... Şey de söyleyeyim. Yani dediğiniz şeylere katılıyorum Türkiye hakkında. Çünkü ama karşılaştırıldığımız zaman örneğin kredi derecelendirme notunda işte Zimbabwe'ydi, Sudan'la karşılaştırıyoruz. Avrupa ülkelerine vize alamayan ülkelere bakıyoruz. Aynı gruplarda yani bizim şu an büyüklüğümüze ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır yerlerde değiliz birçok veri açısından. Aynen. G20'de de zaten sıralamamız düşüyor. Orada da yeni formüller aranıyor. İşte G20 artı 7 gibi kişisel servetimizde, kişi başına düşen milli gelirimizde çok ciddi bir azalış var. Hocam son olarak hatırlıyor musunuz? Ben sizinle program yaptığım zaman işte çocuk benim Bitcoin'le ilgileniyor demiştiniz. Ama siz bir Bitcoin daha almamıştınız. O günden bugüne neredeyse Bitcoin 40 bin dolar arttı. Bir taraftan da hani işin şakası bir yana sizin moralinizi bozmak için söylemiyorum bunları. Merkez bankaları o dönemden bugüne hala şu enflasyon olayını sanki beceremiyorlar. Yani FED de dahil buna. Böyle olunca da yatırımcı Bitcoin'e de yöneliyor. Hem Bitcoin'le ilgili ne düşünürsünüz ve burada özellikle merkez bankalarının sanki bir miktar beceriksizleşmesi Bitcoin'i de zorunlu istikamet olarak gösteriyor gibi ne dersiniz? Tabii şimdi alternatif bir yatırım var. Yani biz Bitcoin'i belki daha uluslararası anlamda bir ticarette, bir para transferini istediğimiz şekilde kullanılabilir aşamaya getiremedik. Ama yatırım aracı olarak hala ön planda. Ben gençleri hatırlarsam program gençlerde örnek vermiştim. Üniversitede verdiğim derslerde bu türlü konular geldiği zaman birçok genç bunları daha meraklı. Neden? Belirttiğiniz gibi Türkiye'de ve dünyada enflasyon var. Özellikle Türkiye'de birçok yatırım aracı enflasyonun altına getiri sağlıyor. Ve vatandaşı zaten gelir dağılı bozuk, elindeki para az. Yani bu parayla bir mevduata yatırdığı zaman alacağı faiz oranını biliyor. Bakıyor ki enflasyon altında kalıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Borsada örneğin 8,5 milyon çıkan bir yatırımcı sayısı var. Neden? Halka açık firmalara yatırım yapmak suretiyle düşük de hissesini dalsa artış oranı yüksek geliyor. Yine kripto varlıklar aynı şekilde. Bakın 40 bin dolardan 70 bin dolarlara çıktı. Değil şu mi? An vatandaş enflasyon üzerinde gelir elde edebileceği varlıklar arıyor. Doğal olarak kripto varlıklar da bunların başında geliyor. Özellikle bu dönemki yükselişle birlikte bunlar da aklını kanıtlamış olur. Yani yeni yatırımcılar, gençler bu türlü ürünlere, varlıklara daha fazla ilgi duyuyor. Neden? Elindeki yatırım tutarı düşük ama bu yatırım tutarını çok daha yükseklere çıkartabilecek sayılı finansal varlık olduğu için ve kripto varlıklar da bunlardan biri olduğu için bu alana biraz daha ilgisi son dönemleri daha da fazla oldu.
Hocam yani özellikle bakıldığında Bitcoin biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ödül yarılaması gerçekleşti. Hisse senedinin bir şirketin temettü dağıtmasına da ben benzetiyorum. Piyasadaki biliyorsunuz Bitcoin dolaşımı arttı ama her 4 senede bir takvim dahilinde yapılıyor. Yani merkez bankalarının bir şeyi takvim dahilinde yapmaması değil mi? Kontrolsüz gücünü kullanması. Tabii ki. Herhalde her şeyde çok değersiz ve enflasyondan dolayı da çok anlamsız da kıldı. Yani aslında insanoğlu herhalde bu sınırsız parasal genişlemenin enflasyonunu yaşıyoruz. Bitcoin bu anlamda gerçekten ben hani bakıldığında takvim dahilinde olmasından dolayı çok değerli buluyorum. Yani 2140 senesinden sonra bitecek. Bir daha da artırılamayacak. Ama Fed her zaman para basabilir gibi. Tabii ki yani şimdi diğer tarafta biz kontratını alamadığımız ve merkez bankalarında özellikle diyelim ki Türkiye'de seçim gibi bir sürece girdik. Bir yıl içerisindeki seçim atlattık ve Merkez Bankası'nın burada para basması, piyasadaki para miktarının artması gibi sebepler enflasyonu arttırıyor. Ama diğer tarafta belirttiğiniz gibi miktarı sınırlı bir ürün var. Yani orada belki işte hükümetler, merkez bankaları biraz daha devreye girer. Orada düzenlemeler olursa daha çok vatandaşı çekebilir. Yani sadece yatırım amacıyla değil, belki para transferi anlamında da piyasaya girdikçe biraz daha hakimiyet daha fazla olabilir. Dolayısıyla artırım da sınırlı olduğu için piyasadaki işlem hacmini enflasyon açısından fazla bir katkı yapmadan piyasada bir finansal varlık görevi görecektir. Hocam çok teşekkür ederiz. Siz oğlanlarla, sizin oğlanlarla ve öğrencilerle biraz daha vakit geçirin. Bir soğuk cüzdan ve Bitcoin artık yakışır. Çünkü bir dahaki bağlantımızda muhtemelen 100 bin doların üzerine konuşacağız inşallah. Var mı da eklemek istediğiniz bir şey hocam? Yok sağ olun. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Size ve arkadaşlara da iyi akşamlar dilerim. Çok teşekkür ederiz biz hocam yayınımıza katıldığınız için. Evet, Profesör Doktor Hüseyin Selimler'le birlikte hem Bitcoin hem de bir tarafta tabii merkez bankalarını tartıştık ve programımızın bu bölümünde programımızın en önemli unsuru kamera arkası ve kamera önünde sevgili Gaye Kobal editörümüz olacak ve Bitcoin tarafında neler oluyor Gaye ile tartışacağız. Evet, Gaye Kobal karşımızda. Kamera önünde, kamera arkasında, Gaye her yerde diyorum. Yani abartmıyorum aslında değil mi Gaye? Bir de üzerine yayını hazırlarken bana katlanıyorsun. Yani benim esprilerime belki ya da benim nazıma ne dersin? Aşk olsun Murat. Ben gayet keyif alıyorum seninle çalışmaktan. Umarım öyledir. Yani kamera açıkken bunları söylemiyorsundur diye ümit ediyorum. Yılların dostluğuna güvenerek efendim. Şimdi Gaye her bölümde bize aslında Bitcoin'de, Bitcoin'i teknik anlamda değil de aslında temel bir anlamda besleyen çok önemli haberler aktaracak. Bak Gaye biraz tansiyonu yükseltmiş oldum. O yüzden bunu düşürmemen lazım. Hemen sözü sana bırakıyorum. Neler oluyor Bitcoin cephesinde? Bitcoin cephesi bu hafta da oldukça hareketli. Geçtiğimiz yayında halving dönemini karşıladık. Gayet heyecanlı bir süreçti ve haberlerimiz de halving odaklıydı. Ancak Bitcoin ve kripto para piyasasında son zamanlarda da dikkat çeken bir eğilim var. İçinde 1000 dolar ve üstü Bitcoin bulunan cüzdan sayısında yaklaşık %20'lik bir artış gözlemlendi Murat. Bu artışla birlikte 2023'te 5.3 milyon olan cüzdan sayısı iki katına çıktı ve 10.6 milyon oldu. Bir sonraki haberimiz yine Bitcoin cephesinden tabii ki. İzleyenlerimiz de bilirler, Janet Yellen'ın bir görüntüsü vardı, bir konuşması vardı 2017'de. Arkasında kağıt göstermişti ve bu kağıt tamı tamına 1 milyon dolara alıcı buldu. Tabii alıcının kim olduğunu henüz bilmiyoruz, ismi açıklanmadı ama bir yatırımcı olduğu tahmin ediliyor Murat. Bir sonraki haberimiz Finlandiya'dan geliyor. Finlandiya'da oldukça yenilikçi bir projeye imza atıyorlar. Bitcoin madenciliğinden çıkan enerjiyi evleri ısı olarak kullanılıyor. Umarım bu ülkemizde de evleri ısı olarak kullanılır. Bu yenilikçi yaklaşımla birlikte kripto para madenciliğinin çevreye olan etkisi azaltılmayı hedefleniyor. Bu çünkü kripto madencilerinin tepki çekmesine sebep oluyordu. Ve son haberimiz de BTC Türk'ten geliyor. BTC Türk 21 Nisan'da boğa koşusunu gerçekleştirdi ve bu koşuya binlerce kişi katıldı. Bunun 21 Nisan'da gerçekleşmesinin sebebi de Bitcoin'in 21 milyonluk arzına bir atıfta bulunmaktı. İlk kez düzenlenen bu koşuya profesyoneller, siyasetçiler ve yatırımcılar katıldı. BTC Türk boğa koşusunda dereceye girenlere 2.1 Bitcoin yani yaklaşık 4.5 milyon TL'lik bir ödül dağıttı Murat. Benden bugünlük bu kadar. Sözü sana bırakıyorum. Evet Gaye, aktardığın bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Yani bugün çok gerçekten de programımızda sıkı bir şekilde çalıştık. Ama işte yayıncılık sabun köpüğü gibi gelecek haftayı şimdiden de bir düşünmeye zamanı. O yüzden Gaye'yi daha fazla yormadan teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi
Gaye Kobal'ı uğurladıktan sonra tabii ki rakiplerimiz çok. Yani kanalın içerisinde, tırnak içerisinde meslektaşlarımız, çok değerli gazeteciler ve rakiplerimiz var. Okan Bayülgen gibi, Yalın Alpay gibi, Profesör Doktor Burak Arzova gibi. Dolayısıyla programlarımızı beğenin ki onlara karşı çok daha güzel içerikler sunabilirim efendim. Gelecek hafta tekrar birlikte olacağız. Çok değerli yine konuklar bizlerle birlikte olacak ama tabii neysiz olmaz, sizsiz olmaz efendim. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle.